Merhabalar, ben Esnem Günaydın. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri 3. sınıf öğrencisiyim. Bu okula gelmeden önce açıkçası bazı endişelerim vardı. Çünkü bu okulu hep ilmi ve akademik yönüyle duymuştum. Ama buraya geldiğimde öyle olmadığını gördüm. Kendimi kültür ve sanat alanında geliştirebileceğimi gördüm. Çünkü bu okul öğrencilerine AGEP yani araştırma geliştirme programı imkanı sunuyor. Bu programlarla öğrenci kendisini istediği her alanda geliştirmeye devam ediyor. Yani derslerine ek okumalar olsun, istediği yabancı bir dil olsun ya da herhangi bir sanat kültür alanında olsun her türlü imkanı sunuyor. Mesela ben bu okula geldiğimde ney kursu yoktu. İdareye gittim, bu şekilde ricamı belirttim onlara ve yanıma 4 kişi daha bulduğum takdirde bize kurs açabileceklerini söylediler. Dedikleri gibi de oldu. Yanıma arkadaşlarımı buldum ve yeni bir kurs açıldı. Bu imkanı gördükten sonra tabii diğer kursların da açılmasına vesile oldum. Ve şu anda ebru, tesip, ney, fotoğrafçılık ve musiki derslerine devam ediyorum. Bu kursların amacı insana farklı imkanlar sunmak. Mesela ben o derslere gittiğimde kendimi tamamen farklı bir dünyada hissediyorum. O sınıfa girdiğimde sanki hayatın tüm yoğunluğundan, derslerden uzaklaşıyorum ve farklı bir aleme giriyorum sanki. Ve o dersten çıktığımda tamamen olumlu, pozitif düşüncelerimle, duygularımla derslerimi arkadaşlarımın yanına geri dönüyorum. Bu şekilde 29 Mayıs'ı kültür ve sanat yönünden, ilmi yönden düşünen her arkadaşıma tavsiye ediyorum. Eğer AGEP kursları ders saatimize uymuyorsa hocamızla görüşüyoruz, uygun bir saati buluyoruz ve ortak bir saati bulup dersi o saatte yapıyoruz ve genelde haftada bir gün oluyor dersler. Dersin yoğunluğuna göre 2 saat, 4 saat arası değişiyor. Mesela ebru derslerimiz haftada 4 saat oluyor. Tesip dersimiz 2 saat. Musiki yani şan derslerimiz, Türk tasavvuf musikisi derslerimiz haftada 1 saat kadar oluyor. AGEP derslerini uygun ortamlarda gerçekleştiriyoruz. Mesela ebru dersi için bir atölyemiz var. İşte tesip dersi için özel bir sınıf tahsis ettik. Orada dolabımız var, boyalarımız vesaire oraya koyabiliyoruz. Bu şekilde problem olmuyor.